Eşit karelere ayrılmış doğrusal yörüngede hareket eden K ve L araçlarından K aracı yolun AC bölümünü 40 metre bölü saniye, CD bölümünü ise 60 metre bölü saniye sabit hız ile alırken L aracı yolun AC bölümünü 60 metre bölü saniye, CD bölümünü ise 40 metre bölü saniye hızla almaktadır. Her iki aracın AD yolu boyunca ortalama hızları sırasıyla VK ve VL olduğuna göre VK bölü VL oranı nedir? Araçların ortalama hızı aslında kat ettiği mesafenin toplam geçen süreye oranı olarak hesaplanabilir. Bu durumda biz denklemi e, K aracından başlayarak yazarsak eğer K aracı toplamda 3x yol gidiyor olsun AB, BC ve CD aralıklarının her birine x diyelim çünkü soruda eşit bölmeleri ayrılmış yoldan bahsediliyor. Bölü araç AC arasını yani 2x kadar yolu 40 metre bölü saniye hızla aldığı için 2x bölü 40 ac arasında geçen süreyi cd arasındaki yolu 60 metre bölü saniye hızla aldığı için x bölü 60 da o aralıkta geçen süreyi söyleyecektir. Bu durumda k aracının ortalama hızı 3 çarpı 120 bölü 8 olacaktır. Sadeleştirmeler yapıldıktan sonra 45 metre bölü saniyeye denk gelecek. L aracı için işlem yapılırsa 3x bölü toplamda gidilen yol bölü 2x'lik yolu L aracı 60 metre bölü saniye hızla alıyor. Dolayısıyla 2x bölü 60 o arada geçen süre. Geriye kalan x'lik yolu da 40 metre bölü saniye hızla alıyor. Demek ki orada geçen sürede x bölü 40 olacak. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 3 çarpı 120 bölü 7 olacaktır. O zaman vk bölü vl işlemini yaparsak sonucun 7 bölü 8 olduğunu buluruz. Doğru cevap D seçeneğidir. Doğrusal yörünge boyunca hareket eden bir otobüsün içindeki iki çocuğun birbirine göre hız büyüklükleri niceliklerinden hangilerine bağlı değildir? Otobüsün hareketi düşünüldüğünde e, içindeki çocukların her ikisinin de hızına zaten otobüsün hızı eklenerek işlem yapılır. Dolayısıyla bağıl e, hız bulunurken çocukların birbirine göre bağıl hızları örneğin V1 gözlenen olsun V2 de gözlemci olsun. V2 hızıyla hareket eden çocuk da gözlemci olsun. O zaman gözlenenin hızı V1 artı V otobüs olacaktır. Gözlemcinin hızı da V2 artı V otobüs olacağı için ve bağıl harekette hız vektörel olarak hızların birbirinden farkı şeklinde hesaplandığına otobüsün hızı çıkarılacak birbirinden ve sadeleşecek. Dolayısıyla otobüsün hem hızı hem de hareket yönü e, bağıl hızı etkilemeyecektir. Ancak çocukların otobüse göre hızları bu olayda etkilidir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olur. Birbirine paralel yollarda sabit büyüklükteki hızlarla hareket eden K, L ve M araçları şekildeki tünele aynı anda girip aynı anda tüneli terk ediyorlar. Buna göre araçların VK, VL ve VM hız büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Araçların hareket ederken kat ettikleri mesafe aslında e, sabit hızlı hareket ediyorlarsa, sabit hızları çarpı delta T ya da belirli bir değişken hızla hareket ediyorlarsa, bu değişken hızla hareket ettiği süre içerisindeki ortalama hız çarpı geçen süre şeklinde yazılabilir. Şekildeki araçlar hem sabit büyüklükteki hızlarla hareket ediyorlar hem de tünele aynı anda girip aynı anda tüneli terk ediyor oldukları için. Hızları sabit ve bu işlem sırasında geçen süreler aynı. Dolayısıyla delta x'ler ve v'ler birbiriyle direkt doğru orantılı olmalıdır. Bu durumda K cisminin tünel terk etmesi için arka ucunun tünelin sonucuna L'nin arka ucunun tünelin sonucuna M'nin arka ucunun tünelin sonucuna gelmesi gerekiyor. O zaman K en çok yol almalı. Daha sonra M, daha sonra L. Bu da K'nın hızının en büyük, L'nin hızının en küçük olması gerektiğini gösterir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aynı doğrusal yörüngede hareket eden K ve L araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0 2t aralığında yargılarından hangileri doğrudur? Araçların konum zaman grafiğine bağlı olarak e, şeklen gösterilirse bir doğru üzerinde K aracı pozitif bir x noktasından başlayıp hareket ediyor pozitif yöne. L aracı negatif bir x noktasından başlayıp hareket ediyor pozitif yöne. Ve aynı zamanda görüldüğü gibi 2t anında 2x konumunda K aracı ve L aracı yan yana geliyorlar. Bu durumda biz şunu söyleyebiliriz. K aracı 2t süre içerisinde x kadar yol alırsa L aracı aynı süre içerisinde 3x kadar yol almış. Dolayısıyla K'nın hızı V ise L'nin hızı da 3V olmuş. Araçlar aynı yöne doğru hareket etmişler ve 2x noktasında karşılaşmışlar diyebiliriz. Bu durumda birinci yargı araçlar birbirine yaklaşmıştır. Doğru olacaktır çünkü 2x noktasında aynı anda ulaşıyorlar. Araçlar aynı yönde hareket etmişlerdir. Doğru olacaktır. Çünkü başlangıçta birbirinden farklı yerde olmalarına rağmen son durumda karşılaşıyorlar. Üçüncü yargı L'nin yer değiştirmesi K'nınkinin 3 katıdır denilmiş. Doğru. Çünkü L eksi x'ten artı x'e artı 2 x'e k artı x'ten artı 2 x'e gitmiş. Bu durumda doğru cevap E seçeneğidir. Aynı doğrusal yörüngede hareket eden k ve l araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. L aracının yere göre hızı v olduğuna göre l aracının k aracına göre hızı nedir? Şekildeki grafik bir konum zaman grafiği ve bize K aracının pozitif 2x noktasından harekete başladığını, L aracının da eksi x noktasından harekete başladığını, yeşille gösterilen L aracının artı yönde V hıza sahip olduğunu, dolayısıyla biz grafiği incelersek bu durumda K aracının L'nin T sürede x kadar yol aldığı bölüm içerisinde K'nın ters yöne doğru aynı sürede 2x kadar yol aldığını görebiliyoruz. E bu durumda K'nın hızının da 2V büyüklükte olması gerekecektir. Dolayısıyla bağıl hızı yazarsak eğer bağıl hız eşittir gözlenenin hızı eksi gözlemcinin hızı şeklinde ifade ederiz. Ama burada vektör işlemi yapacağımızı unutmamalıyız. Bahsedilen durumda L aracının K aracına göre denildiği için gözlenen L aracı, gözlemci K aracı oldu. Dolayısıyla da VL eksi VK işlemini yapmalıyız. VL zaten V olarak verilmiş. Eksi K'nın hızı eksi 2V vektörü olarak düşünülmeli. Dolayısıyla da sonuç artı 3V olmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Aynı düzlemde hareket eden KLMN araçlarının yere göre hızları şekildeki gibidir. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre, aşağıda verilen bağıl hız vektörlerinden hangisinin yönü diğerlerinden farklıdır? Vektörler, e, hız vektörlerinin x'ye bileşenlerini e, ayırarak işlem yaparsak, eğer KLMN vektörlerinin bileşenlerini inceleyelim k vektörü eksi 2 birim x artı 1 bir birim y. L vektörü 0 birim x artı 1 bir birim y. M vektörü artı 1 x artı 1 y. N vektörü de artı 2 x artı 1 y e, bileşenlere sahip olacak. A seçeneğinde söylenen m'nin k'ya göre hızı gözlenen m gözlemci k olduğu için m eksi k hız vektörü şeklinde ifade edilmeli. Tablodan m eksi k bulunursa eğer bu durumda e, işlemin m'den k'yı çıkardığımızda 3'e 0 olduğu görülür. Dolayısıyla artı x yönlü bir vektör. B şıkkında m'nin l'ye göre hızı m eksi l olarak ifade edilir ki m eksi l 1'e 0 sonucunu verir. C şıkkında l'nin k'ye göre hızı l eksi k şeklinde yazılmalı dolayısıyla işlem L eksi K yapılırsa 2'ye 0. D şıkkında M'nin N'ye göre yani M eksi N. Bu da işlem sonucu eksi 1'e 0. E şıkkında da N eksi L yani 2'ye 0 işlem sonucu ortaya çıkar. Buna göre A, B, C ve E şıklarında hareket, bağıl hareketin ya da bağıl hızın yönü artı x D şıkkında eksi x olacaktır. Bu durumda doğru cevap D seçeneğidir. Doğrusal yörüngede sabit hızlarla hareket eden KL ve M araçları şekildeki konumları geçtikten sonra hepsi birer kez yan yana geliyorlar. Buna göre araçların hız büyüklükleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Araçlar bir kez yan yana geliyorsa K aracının diğer tüm araçları yetişebiliyor olması lazım. Çünkü hepsi aynı yönde gidiyor ve K aracı en geride. Bu durumda K aracının hızı L'den büyük olmalı ki L'ye yetişebilmeli. K aracının hızı M'den büyük olmalı ki M'ye yetişebilmeli. Dolayısıyla K en hızlı araç olmalı. Aynı zamanda L aracının hızı da M'den büyük olmalı ki M'ye yetişebilmeli. Bu durumda araçların hızları sıralanırsa VK büyüktür, VL büyüktür, VM olacak. O zaman birinci yargı VK büyük, VL doğru olacaktır. İkinci yargı VM büyük, VK yanlış. Üçüncü yargı VK büyük, VM doğru olacak. Dördüncü yargı VL ile VM eşit birbirine yanlış ifade olacaktır. Bu durumda 2 ve dördüncü yargılar yanlış. Doğru cevap B seçeneği olacak. Aynı doğrusal yörüngede hareket eden K, L ve M araçlarına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0 t zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur? Araçların konum zaman grafiği verildiğine göre mesela K aracı eksi x kadar yol almış ve t süre geçmiş. Aynı şekilde L aracı x'ten sıfıra yani eksi x kadar yol almış ve t süre geçmiş. M aracı ise eksi x'ten sıfıra yani artı x kadar yol almış ve t kadar süre geçmiş. Dolayısıyla biz x e, k aracının hızına eksi v dersek L'nin hızı yine eksi v, M'nin hızı da artı v olacaktır vektör olarak. Bu durumda. Birinci yargı K aracı L'yi duruyormuş gibi görür. L gözlenen olduğuna göre VL eksi VK bağıl hız vektörü eşittir sıfır olacaktır. K ile L çünkü eşit hızda hareket ediyorlar. Birinci yargı doğru olacak. İkinci yargı LM araçları birbirine yaklaşıyor denilmiş. Evet T eşittir sıfır anında aralarındaki mesafe 2x iken T anında aynı noktadalar. Dolayısıyla doğru olacak. Üçüncü yargı K sürücüsü L'yi hızlanıyormuş gibi görür. K sürücüsü L'yi duruyormuş gibi görüyor. Dolayısıyla üçüncü yargı doğru olamaz. Bu durumda doğru cevap D seçeneğidir.